Sayın Merve Bolur. Kopya çekiyorum. Ya sorulara falan mı baktı? Evet, baktım. Sana böyle mesela buradan fix sorular soracağımı mı zannettin? Böyle evet. Eski arkadaşım öyle evet. Hazırlanmaya çalıştım. Tabii ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın üç. Üçünü. Tabii. Biraz heyecanlı yendin mi? Fena değil. Fena değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben Merve'ye mesaj attım. Dedim ki Merve sezon finali artık gel yani bana yani pislik yapma dedim. O da cevap vermedi. Arkadaşlar WhatsApp kullananlar bilir. Mavi tık oldu. Mavi tık olması ne demek? Gördüm ve cevap veriyorum demek değil mi? Yani gördü ve cevap vermiyorum. Ve ben mavi tıkla yaşıyorum uzun bir süre. Yani benim mesajıma da cevap verir yani normalde. Ertesi gün oldu. Sonra mesajıma cevap vermemek soru işareti yazdım. Canım ya yeni görmüşüm. Ya böyle hay şey. Tatlım benim. Ya Allah Allah istememiş. Sen evet. De yani hayır, istemez. Sonra konuştuk çok böyle geleyim mi gelmeyeyim mi demişsin. Şu an mutlu musun? Evet çok mutluyum. Vallahi. Ama neden cevap vermedim bence anlamışlardır. Heyecandan dolayı yani. Hayır, bence anlamışlar dedin eser manyağın teki de olabilir yani şu an anladıklarını. Heyecandan mı cevap vermedin? Yani heyecandan cevap vermedim. Çünkü gerçekten hani 10 senedir bu işteyim ve hani 10 senedir hiçbir yere katılmadım. Hani onu saymıyorum. İlk defa katılıyorum. O yüzden de hani heyecandan dolayı bir çekindim ama sizlerle çok samimi olduğum için aslında çok rahat, rahat edeceğimi düşündüm. Ama gerçekten sen görsen rahatım. Arkada bunları böyle ittim. Ben değil mi? Evet arkada. Doğru. Aynen. İttim onları. Hadi destek dedim. Oldun. Hadi dedim. Yürüyün dedim. Hadi o gün bugün dedim. Yardırın. Savaşa mı? Sizin böyle fanlarınla ilişkin nasıldır Merve? Sana böyle kolay bir soruyla geliyorum. Mesela Instagram'dan fotoğraflar paylaşıyorsun. Evet. Bir kere benle paylaştın. O hayvanı al oradan falan gibi şeyler geldi. İbrahim'le paylaştı. O İbo ne ya? Senin yanına yakışıyor mu falan geldi. Yazan oldu. Pislik. Gerçekten çok çirkin şeyler yazdı. Çok kötü şeyler yazdılar. Bir daha seninle fotoğraf çekip Instagram'a asla koymayacağım arkadaşlar. Arkadaşız ve bir fotoğraf... Ama. Hayır bugün çekeriz ha. De bir ya. Bir şey de var abi. Bir de böyle hani hem kendi güzel ama bir de böyle güzel daha da güzel çıkma şeyleri var. Evet. Trikleri var. Işığı bir yerden oluyor, rüzgarı abi, bir yerden oluyor. Poz vermeyi çözemedik. Sen yanında iyice çürüyorsun böyle. Ya, böyle böyle duruyor. Evet. Mesela fotoğraf bu arkadaşlar. Abi arkada nasıl duruyor bak. Mesela bak. Yani yorumda mı? Bir şey diyeceğim. Merve... Böyle Kapadokya'da balon turu yapıyor gibi. Hayır Merve şöyle bir ya. Normalde hani böyle çok sempatik, eğlenceli konuşuyoruz falan. Kamera çıkınca bir şey oluyor ona. Evet. O öyle oldu. Ben de mal gibi kaldım orada. Evet ya. Ve altındaki yorumlara ya biraz... gerçekten kalmışsın ya. Çok iyi. Abi hani, bak şöyle... Hayır şu kötü. Bak normal bakarsan anlarım. Sen de Merve'nin pozundan vermeye çalışmışsın. Evet. O çok acınası. O sırada sabah 5'te ben tutturdum selfie diye. O tutturdu ya. Baktı benim yüz yeterince şiş böyle. Benim böyle selfie... Bak bu. Baksın ya. Ya bak. Bak ben bütün saflığımla beni poz vermişim. Arkadaki poza bak. Ya bu ne iddia, bu ne şey. Zaten çürümüşüm orada baksana. Bu nasıl saçma bir neşe varsa yüzüne zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen de oradaki o gıdını böyle alma ne? Ben yine bir çabalamışım Merve gibi bakayım diye bir şey çabalamıyorum. Sen ama ben de ekranın çok önündeyim ya. Sen aşırı önde duruyorsun ya. Bak orada şu an Instagram'da yanda olan yorumlardan birkaçını okumak istiyorum. Merve benim fotoğrafı paylaşmış demiş ki minnoşum da benim gibi bakmaya çalışırsa yazmış. İlk yorum bu mu minnoş ya? İkinci yorum Nurella'ya benziyor. Nurella'ya. Üçüncü yorumu okumak istemiyorum ama okuyayım. Bebek görse sütten kesilir yazmış. Arkadaşlar ya. Ya çok çirkin ya. Be, İbrahim İkir'i koyduktan sonra şöyle bir şey var. İbrahim İkir'i no comment diye paylaşmış Merve. Yani yorum yok. Yorum yok yani. Altına yorumlar. Ve bazen İbrahim bile olmak isteyebilir insan. Bak bu da çok kırıcı. İbrahim bile. Ya. Abi paylaşmayın bizi ya. Bizi evet, germeyin ya. Ben niye hakaret işitiyorum durup dururken yani. Abi sende sorun yok kız çok güzel yazmış. Bak. Evet doğru bak bu doğru bir yorum mesela. Bir tane seni öven var bende hiç o yok İbom yerim seni demiş biri. Hayır o da şey yani hani fotoğraftan silineyim istiyor yani yerim. Yok seni, hayır o da onu. İyiyim de git yani. Hayır o yorumu yapan da erkek Yıldırım Mali. Yeme Yıldırım beni yeme lütfen.
Gerçekten böyle sosyal medyayı kullanırken dikkat ettiğin şeyler var mı? Mesela senin ayna fotoğrafların çok meşhur. Mesela böyle dikkat ettiğin fanlarına iletişimin ya da dikkat ettiğin bir şey var mı? Selfie çekerken bir moda girdim, kabul ediyorum. Hep bir moda giriyorsun değil mi böyle? Evet, giriyorum. Mesela oynadığın rollerden dolayı da böyle vam kadın falan değil mi? Böyle bir hani şöyle bakayım, kötüyüm hayır, ben. Hayır, gerçekten kötüyüm. İçinden geliyor onda. Vallahi. Ama hayır, mesela Merve'den de şunu beklemiyorsun ki hey falan filan. Ama yani normalde, ama normalde öyle değilim. Bir de öyle ha, yani var. Güzel, cool. Bak, toplar işte güzel kadın, güzel pozlayacak. Rolüm gereği aslında evet bir moda giriyorum ama normalde aslında böyleyim tabii ki. Evet, normalde böyle daha böyle eğlenceli, gülüş, güleç bir insan. Kamera ama... görünce bir şey oluyor galiba. Bir şey ne oluyorsa bize de olsun o. Ne o? Yani çünkü bizim bir taktiğimiz yok. Benim nasıl bir taktiğim olur? Şöyle yapsam düzeliyor mu yani? Hayır yani. Bu ne ki yani? Bir bu anca şey böyle hani kabız olmuş gibi dururum yani. Hani lan çocuğun bir şeyi mi var acaba falan derler yani. Ama Merve'nin mesela bu pozları şurada işe yarıyor arkadaşlar. Mesela Caps'lerde falan görmüşsünüzdür. Merve Bolur'la Adriana Lima'nın bir pozu var. Evet ya. Gerçekten milli güzelimiz yani. Adriana Lima'dan daha güzel çıktığı pozu Onur. Verelim. Biber gurur duyalım. Bak. İşte bu be. Bravo. Biz niye alınıyoruz ki şu an yani? Evet. Adriana Lima'dan iyi çıkmış ya. Evet. Onu bile çürütmüş artık. O gün çok kastım ama. O gün ama bir şey söyleyeceğim. Mesela şu gözünü böyle siler gibi yapıyorsun ya. O denk mi geldi mesela? O bile çok cool. Adriana seninle fotoğraf çektirmek için can atıyor gibi duruyor. Çok iyi taktik o. Ne o? Gözüm denk geldi. Öyle bak, onun da cool durması olay ama. Mesela evet. Biz gözümüzü böyle siler. Böyle falan silersin. Böyle onu siliyor bak. Çıkarsın. Böyle siliyor. Şöyle falan hey yani o da. Şu ilki poz evet kabul ediyorum ama ikincisi hani o doğallıkla çıkmış bir şey. Ama iki türlü de Adriana'dan daha güzelsin biliyor musun? Vallahi öyle. Vallahi Merve Bolur'a büyük bir alkış. Böyle bir arkadaşım olur için gurur duyuyorum. Ay annesine babasına da alkış. Ay, bravo. Evet. Evet. Evet sonuçta ortak bir ürün yani... Güzel denk geliyor bazen. Bazen denk gelmiyor. Güzellik kart vizitmiş. Güzellik? Kart vizitmiş. Kart vizitmiş. Evet. Açsana biraz. Yani zaten güzelsin, her şey tamam. Her şey tamam mı? Mış. Değil ki. Bence de. Ben şimdi mesela... Ama bak. Ama ben güzel ama değilim. Ama bak kız ne güzel. Hayır tamam bak güzel. Bak ne güzel. Bak o da güzel. Ben mesela bir şeyler yapmak için hayatta hep çabalamak lazım galiba. Mesela ama sen... onlar da çabalıyor. Bak şimdi. Şimdi o başka bir şey. Çalışmazsan öyle armut piş ağzına düş beklersen olmaz. Bak o güzellik, o kart vizit yırtılıp atılabilir. Ama sen onu güzelleştirirsen, parlatırsan. Şimdi bazı insanlar vardır. Ben hep onu derim. Hani yerde parlak bir şey görürsün. Eğilip almamana imkan yok. Eğilir alırsın yani. Şimdi bu kızların oyunculuk ve çabalarını ben şey oyunculara bu yüzden acayip saygım var. Çünkü onlar ilk başladıkları zaman bu hale gelmek için oturdukları yerde olmuyor. Onlar nasıl uğraşıyorlar, nasıl çabalıyorlar, nasıl... Hem şey de öyle mesela. Sabahın Oğuzhan körleri, Oğuzhan da o mesela... dizilerde aman bırak Allah aşkına. Hayır boş. Oğuzhan da mesela güzel çocuk. Ne kadar çabaladığını ben biliyorum. Yani normalde böyle biz onun... Ay sen niye hemen bir... Oğuzhan'a. Hayır, bak çok... Oğuzhan dedin evet. Hayır, hemen çok... uzaklaştın. Hayır güzeldi. Hemen çok... dersini hemen, aldım. Hemen mesafe hayır, çok koydum. Net bir örnek var ya güzel çirkin diye. Böyle hani bizde çok net. Kendimi de koydum. Yok kendini koyma. Bence sen tampon bölge gibi bir şeysin bence. Ben... Hani böyle bir yanın güzel gibi duruyor seni. Bir yanın gerçekten çok kötü ama. Bugün ona karar verelim mi? Ben iyi miyim? Mesela dur. Bir dakika şu an çok güzel. Hayır öyle değil. Lütfen. Arkadaşlar. Alkışı yine Kadir başlattı. Ben istiyorum ki... içinizden gelsin. İçinizden gelsin istiyorum. Bir şey bak gerçekten yani, çok yakışıklı olma ihtimalim çok yüksek. Ben yemin ediyorum 15 yıldır bekliyor. Bu millet bekliyor seni yakışıklı olmanı. Ay bu zamana para kadar olmadıysa bundan sonra... Bence zor. Bundan zor, sonra ya şimdi sizin üçünüzün arasında en yakışıklı hatta kızmasın bazı arkadaşlar. Yani yakışıklı Oğuzhan. Değil. Evet. Bizi alkışladık. Sonra... Bir dakika, bir dakika. Sonra... Ben herkesin alkışlamasını anlarım ama Kadir. Mertcan. Mertcan. İkiniz şu an sadece konu benken alkışlayın. Buyurun. Bak sonra birazcık ikiniz arasında. Çünkü ikiniz böyle birbirinize yakınsınız aslında tip olarak. İki böyle mi? Evet. Yok artık canım. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim kafa ölçüsünle alakalı herhalde. Bizi karıştıran oluyor.
Garip bir şekilde ama. Bilmiyorum ne olduğunu, neden. Bence güzel. Ben bununla gurur duyuyorum. Ben de gurur duymaya çalışıyorum ya. Ben gurur derken sen niye tereddüt ettin? Ben niye tereddüt dedim yani? Ya insan ne bileyim Oğuzhan'la karıştırılmak istiyor. Değilim yani. Hadi doğrusu o gibi. Gel işte. Ben seni bu hayattan çekip çıkarayım. Beni, bunlarla olmaz. Beni sahnelere çıkarır mısın Suzan? Bu ne kardeş? Hayattan çekip? Nerede yeter. Bu? Lütfen bir şey. Hayattan çıkaracak bir şey yok. Sen memnun değil misin? Çok. Bir şey söyleyeyim. Şu an bizim yanımızda çok yakışıklı. Ya onu koy. Kenan'la Kıvanç otursa. Yok o kadar da diye haksızlık yapmayın. Hayır yanına iki tane böyle dev gibi bir şey koyduğunda böyle küçümen kalıyor burada. Biz gördük. Hayır olsun gene yakışıklı birini çağır. O yakışıklı durur yani. Ama bak, biraz sen de sen. Hazır bir güvenini kaybetti ama. Biraz kaldı. Ağız burun okka gibi. Ben ikisinin arasında çok yakışıklı ya. Çok bizim yakışıklı. Bir gururumuz. Senin bir tek dudakların güzel, o da bazen fazla çıkıyor. Sen bana rahat ol. Ya uçuk çıkardı. Evet. Senin uçuk de çıkardı. 6 ayda geçti uçuk ya. Evet. Çoğu 6 ayda geçti. Lütfen uçum geçti. Lütfen. Buyurun konuklarımıza.